Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Kıymetli izleyenlerim, kainatın Rabbi, Halik'i, Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri her birimizi olmamız gerektiği gibi olmaya muvaffak eylesin. Sonunda imani kamil ile ölmeye muvaffak eylesin. Yaşadığımız müddetçe hayatın ve var olmanın gayesini bilerek bilinçli bir şekilde yaşamayı, ebediyet yolculuğuna çıkarken valizlerimizi, çantalarımızı doldurarak intikal edebilmeyi, güle güle dünyadan ahirete göçebilmeyi, meleklerin hoş geldin, sefa geldin iltifatına mazhar olmayı, Rabbimizin engin ve sonsuz rahmetine gark olmayı her birimize, eşlerimize, annelerimize, babalarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, dostlarımıza, hocalarımıza, talebelerimize nasip eylesin. Yüce Rabbim, kurtulmamız ve temizlenmemiz gereken, hayatımıza karışmış ve bulaşmış nice yanlışlar varsa, nice günahlar varsa, Rabbim onlardan rahmetiyle bizi kurtarsın. Bizde olması gereken nice iyilikler ve güzellikler varsa, Rabbim onları da her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, hocalarımıza, talebelerimize nasip eylesin. Her birimizi Allah yolunda ihlas ve samimiyetle koşan ve yarış yapan, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği din-i celil-i İslam'ı, onun öğrettiği gibi kabul eden, yaşayan ve mücadelesini veren ayık kullarından eylesin. Son olarak da Rabbim Celle Celaluhu her birinizi, her birimizi, eşlerimizle, annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, hocalarımızla, talebelerimizle cennette ve cemalullah'ta buluşan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kucaklaşan bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli izleyenlerim, bugünkü dersimizde birinci hadisi şerifimiz Ebu Musa radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisi şeriftir. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadis-i şeriflerden güzel bir hadis-i şerifi, herkesin ders çıkarması gereken bir hadis-i şerifi bizimle paylaşıyor, bize naklediyor. Ve buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ اَرْضًا Allah Celle ve Ala Hazretleri beni hidayetle gönderdi ve ilimle gönderdi. İnsanlara yol göstermek, kılavuz olmak, rehber olmak ve insanları cehalet çukurundan çıkarmak, İlim sahibi kılmak için gönderdi. Önce Allah Celle ve Ala Hazretleri sevgililer sevgilisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikra oku diyerek din-i celil-i İslam'ı yüklemiştir. İlm-i ledünni dediğimiz Rabbimiz Celle Celaluhu kendi tarafından, kendi nezdinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ayetlerle Cibril-i Emin vasıtasıyla bilgilendirmiştir. Bu ayetlerin dışında, yani Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla getirilen ayetlerin dışında da Hızır aleyhisselama Cenab-ı Hak ve allemnahu min ledunna ilma,
bizim tarafımızdan ilmi ledünni ile onu bilgi sahibi kıldık dediği bu ilmin alasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Dolayısıyla hem Kur'an bilgisi hem de o Kur'an ayetlerini eksiksiz ve istisnasız bir şekilde anlayabilecek farklı bir ilim, ilmi ledünni ona vermiştir, yüklemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamakta asla zorlanmaz. Biz zorlanırız. En büyük alimler bile bazı ayetleri anlamakta zorlanırlar. Bir tefsire bakarlar, olmadı başka bir tefsire bakarlar, hadis-i şeriflere bakarlar, diğer ayetlerle kıyaslarlar ve ayet-i kerimenin tefsir ve izahı ile ilgili zaman zaman farklı görüşler ortaya çıkabilir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ile ilgili bilgileri kendi tarafından olmadığı için Allah Celle Celaluhu'nun talimiyle olduğundan dolayı onun ayeti kerime izahlarında çelişki olmaz. Ve tartışma da olmaz. Ben böyle söyledim, sen şöyle söyledin, ikimizin söylediği birbirini tutmaz ve tartışma olur. Bugüne kadar İslam tarihinde şöyle bir olayla karşı karşıya kalınmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi böyle anlamıştır ama falanca alim böyle anlamıştır, tutmamıştır. Bunlar kendi arasında ihtilafa düşmüşlerdir. Asla. Hiçbir alim, eğer alim ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklama ve beyanlarına karşı o öyle anlamıştır, o onun sözüdür, bu da benim sözümdür diyemez. Mesela İmam Şafii Hazretleri Ebu Hanife Hazretleri için diyebilir ki bu ayetten, bu hadis-i şeriften o böyle anlamıştır ama ben böyle anlıyorum. Diğer müçtehitler ne yapabilirler? Hatta bir mezhebin içerisindeki müçtehitler bile İmam Ebu Yusuf ne diyebiliyor? Ebu Hanife Hazretleri hocam bu ayeti, bu hadisi böyle anlamıştır ama ben öyle anlamadım, böyle anladım diyebilir. İmam Muhammed de aynı şeyi söyleyebilir. Rahimahumullah. Peki bunlar bunu söylemekte haklı mıdırlar? Elbette haklıdırlar. Kendi ilimlerine sahip oldukları bilgileri devreye sokunca efendim o bilgiler hangi neticeye getiriyorsa onu ortaya koymak mecburiyetindedir. Müçtehit kendi içtihadını ortaya koymak mecburiyetindedir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemiştir ama Ebu Hanife Hazretleri veya İmam Şafii Hazretleri veya İmam Ebu Yusuf Hazretleri veya Ahmed İbni Hanbel Hazretleri, İmam Malik Hazretleri evet bu ayeti kerime ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir açıklama yapmıştır ama bana göre o doğru değil bu doğrudur dediği bir kere dahi olsa sabit midir? Asla değildir. Bundan hangi sonuca varmış oluyoruz? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayeti kerimeler üzerine yapmış olduğu açıklama sadece bir beşer açıklaması değildir. İlahi destekle sahip olduğu ilmi ledünni açıklamasıdır. Bu yetkiyi Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zaten vermiştir. Yetkiyi verirken altyapısını da vermiştir. Yani Estaizu billahi enzelna ileyke zikre litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. Biz sana Kur'an-ı Kerim'i insanlara kendilerine indirilen ayetleri beyan edesin, açıklayasın diye indirdik diyorsa peki bu beyan edebilmesi için hangi bilgiye ihtiyacı varsa Allah Celle Celaluhu o bilgiyi daha önceden veya bu ayetler nazil olurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Bu bakımdan bir söz, din adına söylenmiş bir söz, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğu, hadis-i şerif olduğu kesinleşmiş ise bunun üzerine kimse ileri geri konuşamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konuşuyorsa kimse ona itiraz etme hakkına sahip değildir. Çünkü ona itiraz etmek Allah'a itiraz etme kabul edilir. Bu bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Celle Celaluhu kılavuz olarak göndermiştir ve bir nur olan ilimle göndermiştir. Bu kılavuzluk ve ilim aleyhissalatü vesselam Efendimizin en önemli iki sermayesi, iki hediyesidir. Buyurur ki bu hadis-i şeriflerinde Sultanül Enbiya, sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hak beni huda ve kılavuz olarak gönderdi. Bir de beni ilimle, irfanla gönderdi. Benim getirdiğim bu ilim
ve kılavuzun örneği nedir? Bir misal ile size anlatacak olursam. Yani getirdiğim ilim ve hudanın, kılavuzun, ümmetime taalluk eden kısmında, ümmetin bunu algılaması veya almaması noktasında bir örnek veriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İnsanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurundan, kılavuzluğundan ve ilminden istifade edip etmemelerini bir misal ile anlatıyor. Bu misali biz her birimiz kendi kendimize uygulayabiliriz. Efendim, çevremizdeki insanlarda da bunun tezahürünü görebiliriz kıymetli izleyenlerim. Peki nasıl bir misal vermiş bakalım Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bunu kemethelil gaytil kesir buyuruyor. Bolca yağan bir yağmur düşünün. Toprakların muhtaç olduğu bolca bir yağmur gelmiştir. Rahmet gelmiştir. Esabe erdan, bu bolca yağan bereketli yağmur araziye isabet ediyor, yağıyor. Araziye isabet edince fekânet minhâ taifetün, araziden, topraktan bir grup, bir kısım toprak, tayyibetün, fekânet minhâ taifetün, tayyibetün kabiletil mâ'e, pırıl pırıl bir toprak, çok verimli bir toprak, bu suyu kabul etmiştir. Yani suyu, yağan yağmuru içine doğru çekmiştir. Kabul etmiştir. Yani bir var ki kayaların üzerinde yağar, akar, gider. Kaya onu kabul etmez. Bir var ki çakıl taşların üzerine yağar, o da akıp gider. Arasından akıp gider. İçine çekmez onu. Burada ise birinci kısımda bahsedilen toprak verimli bir toprak. Yağan yağmuru içine doğru çekiyor. Peki fekânet minhâ taifetün tayyibetün, çok hoş bir toprak, verimli bir toprak. Efendim, kabiletil mâ'e, suyu kabul ediyor. Feembetetil kele vel uşbel kethîr. Yani bu yağmur sebebiyle o toprakta bu yağmuru içine çekince su ihtiyacını gideriyor ve üzerine envai çeşit insanlara, insanların istifade edeceği hayvanlara yarayacak yeşillikler, otlar, çiçekler, meyveler, sebzeler oluşuveriyor. Elbette kıymetli izleyenlerim, toprak susuz meyve de vermez, sebze de vermez, yeşillik de vermez. Baharın yağan yağmurlar sebebiyle topraklar yemyeşil oluyor. Rengarenk çiçekler, muhtelif kokuda çiçekler, rengarenk efendim yapraklar meydana geliyor. Her taraf birden yemyeşil oluyor ve her taraf güzellikle kuşatılmış oluyor. Evet, o yağan yağmur arazi üzerine yağar. Arazi de toprak da onun içine çekerse nereye dönüşmüş olacak daha sonra bu? Yeşilliğe dönüşmüş olacak. Arpaya, buğdaya, domatese, salatalığa, çiçeklere dönüşmüş olacak. Bir böyle arazi düşünün. Toprağı alıyor içerisine ve bu topraktan bol bol yeşillikler, sebzeler, insan için, hayvan için faydalı şeyler meydana geliyor. Hem manzara güzel oluyor, hem de istifade güzel oluyor. Bir böyle toprak vardır. Başka? وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسِكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسِ. Bir de bir kısım toprak vardır ki yağan yağmuru içine çekmiyor. Yapışkan bir topraktır. Üzerine yağan yağmur birikiyor. Toprağın içerisine doğru toprak onun içine çekmiyor. Toprağın yapısından kaynaklanıyor. Yağan yağmur üzerinde birikiyor ama o çamur olan toprak, çamur gibi olan toprak yağan yağmuru üzerinde biriktiriyor, içine çekmiyor. Peki ne oluyor? Fe emseketilme, suyu tutuyor üzerinde. Göl oluşmuş oluyor orada. Fe nefeallahu bihennâs. Orada olan gölden ne oluyor? Allah Celle Celaluhu insanları müstefit kılıyor. Yani insanlar ne yapmış oluyorlar? Hayvanlarını sulamış oluyorlar, bahçelerini sulamış oluyorlar. Efendim, kendi su ihtiyaçlarını görmüş oluyorlar. Evet, birileri istifade ediyor ama burada istifade etmeyen topraktır. Birincisinde toprak istifade ediyor. Aldığı suyu içine çekiyor. İçine çekince ondan sonra da efendim çok güzel meyveler, sebzeler, yeşillikler meydana getirmiş oluyor. İkincisinde ise toprak çekmiyor suyu içine. Toprağın üzerine su birikiyor.
o biriken sudan başkaları istifade ediyor. Kıymetli izleyenlerim, feşeribu, insanlar o biriken sudan içiyorlar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve sekav, hayvanlarını suluyorlar. Ve zera'u, bir de ekin tarlalarını oradan su sevkiyatı yapıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki grubu, iki çeşit toprağı böyle anlattıktan sonra bir de ve asabe minha taifeten, o yağan yağmurdan bir grup yağmur da, bir kısım yağmur da taifeten uhra, başka bir araziye, başka türlü toprağa isabet etmiştir. Araziye isabet etmiştir. İnnemâ hiye kay'anun la tumsikü mâ'en ve la tumbitu kele'en. Öyle bir arazi ki kay'andır. Yani su değiyor, kayıp gidiyor. İşte çakıl taşları gibi. La tumsikü mâ'en, suyu tutmuyor. Ne içine çekiyor ne de diğer ikinci toprak gibi üzerine göl oluşturuyor. Göl de oluşmuyor. Kendisi de o sudan istifade etmiyor. Ve la tumbitu kele'en. Dolayısıyla orada bir yeşillikte bitmiyor. O arazi bitirmiyor. Bir toprağın yeşillik bitirebilmesi o toprağın su ihtiyacını görmesiyle alakalıdır. Bunun su ihtiyacını görmesi söz konusu değildir. Yağan yağmur onun içerisine girmiyor. Çakıl taşların içerisine girmediği gibi. Efendim akıp gidiyor. Üzerinde de birikmiyor. Yani araziye oradan su sevk edelim, hayvanlara oradan su sevk edelim. Böyle bir durum da olmuyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş olduğu noktayı, bulunmuş olduğu özellik ve güzelliği böyle bir örnekle anlatıyor. Diyor ki ey ümmetim, ben size bir hidayet ile geldim. Ben size bir hidayetle geldim, ilimle geldim. Benim getirdiğim bu ilim ve hidayetin karşısında sizinle olan münasebetim üç türlüdür. Üç şeyden birisidir. Birincisi benim getirdiğim hidayet ve ilim yağan bol ve bereketli yağmura benziyor. Yağan bu bol ve bereketli yağmur karşısında arazi üç kısma ayrılıyor. Bir kısım arazi bu yağmur yağınca bunu içine doğru çekiyor. Ve her tarafı sulanmış oluyor. Su ihtiyacını görmüş oluyor. Gıdasını almış oluyor. Gıdasını alınca, içine çekince coşuyor toprak. Üzerinde rengarenk çiçekler, yeşillikler, meyveler, sebzeler, herkesi abat edecek güzellikler oluşuyor. Hayvanlar seviniyor, kuzular seviniyor, koyunlar seviniyor, inekler seviniyor, atlar, hepsi seviniyor. İnsanlar da seviniyor. İnsanlar da ihtiyaçlarını, meyve ihtiyaçlarını, sebze ihtiyaçlarını görüyorlar. Ayrıca toprak üzerinde çok güzel bir manzara oluyor. Çiçekleriyle, rengarenk yeşillikleriyle, sapsarı yapraklarıyla velhasıl. İkinci olarak da yağan yağmur efendim yapışkan bir çamura isabet ediyor. Çamur suyu içerisine çekmiyor. Dolayısıyla o toprak o yağmurdan kendisi istifade etmiyor. Bir enerjiye dönüşmüyor. Ancak üzerinde su birikiyor. Göl oluyor, havuz oluyor. O gölden, havuzdan insanlar istifade ediyor. Hayvanlar istifade ediyor. Bahçeler efendim oradan sulanıyor. Veya Terkoz Gölü gibi insanlara oradan su ulaşmış oluyor. İnsanlar, hayvanlar üzerinden istifade ediyor ama ne olarak istifade ediyor? Biriken sudan istifade ediyor. Toprağın kendisi bunu yeşilliğe, enerjiye dönüştürüyor mu? Hayır, dönüştürmüyor. Üçüncü kısım toprakta da efendim su geliyor, yağmur geliyor, isabet ediyor ama birikmiyor. İçerisine de girmiyor. Ne kendisi istifade ediyor ne de başkalarının istifadesine elverişli bir manzara yok. Vuran gidiyor, akıp gidiyor. Kendisi istifade etmediği gibi efendim başkaları da istifade etmiyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğrettiği, getirdiği ilim ve hidayet de buna benzer diyor. Bakalım kendisi nasıl izah etti bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي د۪ينِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. Birinci toprak misali neye benzer? مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي د۪ينِ اللّٰهِ. Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin dinini anlayan, idrak eden,
efendim haramı helali anlayan, idrak eden ve nefa'ahu ve ona fayda veriyor ma ba'athanillahu bihi. Allah Teala'nın beni gönderdiği din-i celislam, ulum-i şer'iyye ona fayda veriyor. Öğrendiklerini tatbik ediyor, içine çekiyor ve güzellik olarak dışarıya yansıtıyor. Fe'alime ve alleme, öğreniyor ve öğretiyor. Kıymetli izleyenlerim, gerçekten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu teşbihini, bu örneğini çok iyi anlamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği ilim ve bize getirdiği hidayeti en verimli bir şekilde insan nasıl alabilir, nasıl istifade edebilir? Haramı helali öğrenecek, farzı vacibi öğrenecek. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin getirdiği din-i celislam öğrenecek, inanacak, içine doğru çekecek. Ve böylece yağmuru toprak içine çektiği gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu verdiği bilgileri ve gösterdiği kılavuzluğu içine çekecek, özümseyecek. İçine çektiği bunu enerjiye dönüştürecek. Öğrendiğini başkalarına öğretecek. Evvela kendi tatbikatında güzel bir tatbikat oluşmuş olacak. Ne demek güzel bir tatbikat oluşmuş olacak? Haramlardan uzak olacak. Dili yalan söylemeyecek. Gözü namahreme bakmayacak. Efendim birilerine hakaret etmeyecek, haksızlık yapmayacak. Anasına, babasına, kardeşine, eşine, evladına. Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği tarzda insani ve İslami ölçüler içerisinde bir tavır ve davranış sergileyecek. İslam insanı güzelleştirir. Tıpkı yağan yağmur toprakları güzelleştirdiği gibi rengarenk çiçekler, meyveler, sebzeler, ağaçlarda yapraklar ve çiçekler oluşturduğu gibi İslam dini de insanın hayatına girince onu güzelleştirir. Hazreti Ömer Efendimiz'i güzelleştirdiği gibi, vahşiyi de güzelleştirdiği gibi ve sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaini güzelleştirdiği gibi. Kur'an ve İslam bir insanın kalbine girerse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılavuzluğu ve onun getirdiği güzellikler, özellikler insanın hayatına girerse o insanın hayatı güzelleşir. Karıncayı bile ezmekten istinkaf eder. Anasının kalbini kırmaktan, babasının kalbini kırmaktan, eşinin kalbini kırmaktan, birisine haksızlık yapmaktan, komşu hakkına tecavüz etmekten, ölüleri rahatsız etmekten bile istinkaf eder. Çünkü bir insanın hayatta olan insanların gıybetini yapması günahtır ama ölülerin gıybetini yapmak daha büyük günahtır. Dolayısıyla insan bu güzelliği kalbine çekince, toprağın suyu çektiği gibi bu güzellikler ne yapacaktır? Efendim hayatına yansıyacaktır. Göz namahrama bakmayacak. Kulak yanlış şeyleri dinlemeyecek. El harama uzanmayacak. Yanlış iş yapmayacak. Efendim dil yanlış söz söylemeyecek. Velhasıl insan bütün organlarını denetim ve gözetim altına almış olacak. Yolda giderken düşkün bir insan, otobüse binemeyen, taksiye binemeyen bir insanın elinden tutup onu otobüse bindirmek güzel bir tavır değil midir? Bu insanın imanından kaynaklanır. İnsani ölçülerde o insana yardım etmenin sadece dünyaya değil ahirete taalluk eden bir artısı olduğunu bilen insan bu güzelliği yapacaktır. Genç birisi otobüse, metrobüse binmiş olan bir yaşlıya veyahut da bir kadına buyur kardeşim, buyur abicim, buyur babacığım, dedeciğim, neyse halam, teyzem buyur demesi bir güzelliktir. Bu güzellik nereden neşet etmesi lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiklerimizi içimize çekiyoruz ve hayatımızı güzelleştirmiş oluyoruz. İşte kıymetli izleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu din-i celil-i İslam'ı anlayan, kavrayan insan, onu hayatına tatbik edip öğretip öğreten insanlar en kaliteli insanlardır. Rabbim Celle Celaluhu öğrenip öğretmeye her birimizi muvaffak eylesin. Peki ikinci sınıf insanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi araziye nasıl teşbih etmiştir? Ve meselu men lem yerfa bizalika ra'sen ve lem yakbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Kıymetli izleyenlerim, burada ikinci bir toprak türü vardı. O da neydi? Toprakta su toplanıyor, birikiyor ama kendisi istifade etmiyor. Üzerinden insanlar istifade ediyor, hayvanlar istifade ediyor. Burada bu da Allah Celle ve Ala Hazretlerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı bilgileri öğreniyor. Öğreniyor ama
kendi kulağına, kendi gözüne, kendi hayatına, kendi ahlakına yansımıyor. Sadece bilgi çuvalı gibi, bilgi deposu gibi onda birikiyor. Kendi hayatına yansımıyor. Kendisinde biriken bu bilgileri başkalarına öğretiyor. Başkalarına öğretmesi sebebiyle insanlar bundan istifade etmiş oluyorlar. Bilmeyenler öğrenmiş oluyor. Fakat kendisi istifade etmiyor. Yani kendi hayatında bunlar güzelliğe dönüşmüyor. Birincisinde dönüştüğü gibi. Sadece başkalarında güzelliğe dönüşüyor. İkinci kısım toprakta ne oluyordu? Toprak üzeri güzelleşmiyordu. Yeşilliklerle, rengarenk çiçeklerle güzelleşmiyordu. Ya ne oluyordu? Başkaları bundan istifade ediyordu. İnsanlar alıyordu, su içiyorlardı. Bahçelerine götürüyorlardı, hayvanlarını suluyorlardı. İnsanlar, hayvanlar başka araziler istifade ediyor ama o toprağın kendisi istifade etmiyordu. Kıymetli izleyenlerim, elbette günümüzde bunu anlamak çok daha kolaydır. Çünkü çevremizde Allah'tan ve Resulünden bahsettiği halde, bir takım bilgileri toplumla paylaştığı halde, kendi hayatında ve ahlakında hiç eseri yoktur o paylaştığı bilgilerin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili veya dini celil İslam'la ilgili, onun güzellikleriyle ilgili, dürüstlükle ilgili, efendim bildiği bilgiler veya paylaştığı bilgiler çok güzel ama kendi hayatına bakıyorsunuz. Dürüstlükten bahsediyor, kendisi dürüst değildir. Yalanın çirkinliğinden bahsediyor, kendisi yalan söylüyor. Kul hakkına tecavüzün çirkinliğinden bahsediyor, ayetler okuyor, hadis-i şerifler okuyor ama kul hakkına en çok tecavüz eden kendisidir. Kısacası kendisi istikametten yoksun ama bilgi olarak istikameti biliyor ve insanlara da bunu efendim doğru olarak söylüyor. Böylece kendisi istifade etmediği halde başkaları bundan istifade ediyor. Bu da ikinci tür toprağa benzemiş oluyor. Peki üçüncü tür toprak nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bilgiler tabiri caizse kulağının bir tarafından giriyor, öbür tarafından çıkıyor, izini de bırakmıyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den intikal eden bilgiler eğer insanın ne kendi hayatına etki yapıyor ne de onda birikip o birikimi başkalarına intikal ettirmek suretiyle başkaları istifade etmiyorsa bu üçüncü tür çakıl taşlarına benzemektedir kıymetli izleyenlerim. Kıymetli izleyenlerim, elbette bu hadis-i şerifin içerisinde her birimiz kendimize bir yer bulmamız gerekmektedir. Nasıl bir yer bulmamız gerekmektedir? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden bilgiler, ilim, ayetler, hadis-i şerifler. Biz bunları duyduğumuz zaman Allah ve Resulü şöyle buyurmuştur. Dinde şu haram, şu helal, şu farz, şu vacip, şu sünnet, şu müstehaptır dendiğinde, bilgi olarak bize intikal ettiğinde bunu önce o verimli toprak gibi içimize almalıyız. Ve yine o verimli toprak gibi bizde bu güzellikler hemen yansıması lazım. Dürüstlük, ibadet, inkiyat, güzel ahlak, ibadet ve teslimiyet. Yani emredilen neyse onlar, o güzellikler bizim hayatımıza yansıması lazım. İslamiyet haramıyla, farzıyla, vacibiyle, ahlakıyla, her türlü kurallarıyla gerçekten bir güzelliktir, bir nizamdır, bir intizamdır. Bunun güzelliği asla tartışılmaz. İçki içmeyen, sarhoş olmayan insanın bu manzarası çirkindir kim diyebilir ki? Kumar oynamayan ve yuvasına cinayetler getirmeyen insanın bu manzarası çirkindir kim diyebilir ki? Affedersiniz, zinaya bulaşmayan, eteğini tertemiz tutan, namuslu, iffetli bir delikanlının bu manzarası çirkindir kim diyebilir ki? Elbette herkes namuslu insandan yanadır. Namuslu insana güvenir, dürüst insana güvenir. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim, mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an-ı Azimuşşan'dan duyduğumuz gerçekleri önce özümseyip kendimize bu güzellikleri yansıtmamız lazım. Başkalarına yansıtmamız lazım. Başkalarına vesile olmamız lazım. Efendim kendisi istifade etmeyen, sadece başkasını istifade ettiren cinsel olursak o başkası istifade etmiş olur, biz mahrum kalırız. Üçüncü kısım toprak gibi olursak, çakıl taşları gibi olursak ne biz istifade ederiz, ne de başkası istifade eder. En kalitesizi de bu üçüncü kısımdır. Kıymetli izleyenlerim, Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bu hadis-i şerifte Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığını
anlaşılması gerektiği gibi anlamaya beni ve siz kardeşlerimi muvaffak eylesin. Yaşanması gerektiği gibi yaşamaya da, en kaliteli şekilde yaşamaya da Rabbim her birimizi muvaffak eylesin diyorum. Kısa bir aradan sonra devam ederiz.